Merhabalar. Finlandiya'dan herkese selamlar. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Rabbim bizlere ve sevdiklerimize nice huzurlu, sağlıklı, sıhhatli Ramazanlar, bayramlar görmeyi nasip eylesin inşallah. Gerek Filistin'de gerekse dünyanın herhangi bir noktasında zulüm altında olan, sıkıntı çeken, sorunlar yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize de dualarımızı gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara inşallah. Teşekkürler. Finlandiya'dan selamlar. Cümleten selamun aleyküm. Finlandiya Diyanet İslam Cemaatinden herkese selamlar olsun. Herkesin bayramını inişli dileklerimizle kutlarım. Özellikle Ramazan programında iftar veren kardeşlerimizden, cemaatimizden, dostlarımızdan, yönetimimizden Allah razı olsun. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah. Hep beraber nice bayramlara. Hepinize teşekkürler, hayırlı bayramlar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Finlandiya Diyanet Helsinki Camisi'nden herkese merhabalar. Biz buradan, Finlandiya'dan bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Hasreten Finlandiya'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Nice hayırlı bayramlar görmek dileğiyle, ailemizle, sevenlerimizle, dostlarımızla huzur dolu bir bayram geçirmemiz dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah İslam aleminin bir an önce ayağa kalkmasını temenni ediyorum. İnşallah sizler de duacı olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu anda yanımızda Finlandiya Diyanet İslam Cemaatinin din görevlisi Zeki İşcan hocamız var. Hocam bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun öncelikle. Hocam yaklaşık 1,5 yıldır Finlandiya'da görev yapıyorsunuz. Öncelikle burada görmüş olduğunuz olumlu ve olumsuz birer tane konu hakkında bir bilgi verirseniz bize. En olumlu konu neyi ve en eksik olduğumuz Finlandiya'da sizin 1,5 yılda görmüş olduğunuz eksik noktamız ve bunun nasıl tamiri konusunda kısa bir görüşünüzü almak istiyoruz. Evet, dediğiniz gibi buraya geleli 1,5 senem oldu. Buranın olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da elbette ki var her yerde olduğu gibi. Ama ben daha çok burada olumlu şeyleri gördüm. Burada insanlar her ne kadar az da olsa, Türk vatandaşlarımız her ne kadar az da olsa, burada gördüğümüz olumlu şeylerden bir tanesi, gerçekten insanlara iyi niyetle yaklaşıldığı zaman, güzel hizmetler sunulduğu zaman, insanların birlik ve beraberlik içerisinde toplandıklarını, yardımlaştıklarını, güzel şeyler ortaya koyduklarını görebiliyoruz. Bizim camimizin bir takım işte maddi sıkıntılar olması hasebiyle buranın gideri biraz fazla. Keşke bence kusur olarak görebildiğim tek şey diyebilirim bu konuda. Kardeşlerimiz bu konuda biraz daha duyarlı, daha hassas olurlarsa, camimizin ne kadar büyük bir nimet olduğunu farkına varırlarsa, burayı ayakta tutmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösterirsek çok daha güzel şeyler olabilecekti. Enerjimizi ve gücümüzü maddiyata değil, daha çok dinimize, ahlakımıza, değerlerimize harcardık. Bu çok daha güzel neticeler ve sonuçlar verecekti. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen iyisiyle kötüsüyle bence burası çok güzel bir ülke. Cemaatimiz çok güzel, insanımız çok güzel. Burada yaptığımız bir takım etkinlikler ve faaliyetler neticesinde insanımızın desteğini ve yardımını görüyoruz. Bir birlik beraberlik içerisinde güzel şeyler icra ettiğimizi düşünüyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Ve burayı ayakta tutmak için biraz daha gayret edilmesinin iyi olacağı düşüncesindeyim. Teşekkür ediyorum hocam. Siz de dediniz yani güzel faaliyetler oldu. Şu an itibariyle bizim Türk toplumunun en geniş yer olarak ki bir ay boyunca her gün en az 200-250'ye yakın
iftar verildi. Her türlü insanın, Müslümanın geldiği, Türk insanımızın geldiği. Bugün bayram namazında da şu anda ekranlarda görüyorsunuz. O kadar kalabalık bir cemaatimiz vardı. Böyle bir yer olmasa gerçekten de bu kadar insanı bir arada toplayamazdık. Yani o yüzden dediğiniz haklı, sahip çıkmamız lazım. Çünkü başka bir merkezimiz yok şu an özellikle dini olarak. İnşallah o konuda da vatandaşlarımız duyarlı olur. Ben de buradan Finlandiya Diyanet Helsinki Camisi'nden başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin, ülkemizin, bizlerin, Finlandiya'da yaşayan bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim huzurla, hayırla, sağlık ve sıhhat, afiyet içerisinde nice hayırlı bayramlara kavuşturmasını diliyorum. İzzet kardeşim, iyi bayramlar öncelikle. İyi bayramlar. Finlandiya'da biliyorsun bizim diasporamız gerçekten çok zayıf. Ancak böyle bayramlarda, seyranlarda sene içinde buluşabiliyoruz. Buradaki Finlandiya'daki yaşayan Türk toplumunun en çok özlem duyduğu şey sizce nedir? Bu birlik beraberlik nasıl burada sağlanacak? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü ben de bunu neredeyse yıllardır istiyorum. Hatta geçen Avrupa yurt dışı akraba ve topla birliği buraya geldiğinde bizzat ben kendim bu soruyu sordum. Neden biz burada birlik olamıyoruz? Ermeni lobisi var, Yahudi lobisi var. Neden Türk lobisi yok? Neden biz bir bayrak altında Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı olsun o vatan Türkiye'den gelenler neden burada biz birlik olamıyoruz ve sözümüzü daha da iyi yerlere getiremiyoruz? Bu çok önemli. Evet, İnşallah evet, da olur. Evet. Bir gerçek. Tabii bizden öncekiler çekmişler ama şimdi bakıyorsun ki yeni nesil veya işte 25 yaşlarındaki çocuklar şu anda doktor oluyorlar, avukat oluyorlar, mühendis oluyorlar. Daha da güzel yerlere geliyorlar. İnşallah onlarla beraber yapabileceğimiz güzel bir şey olursa tabii ki de olur. Neden olmasın? İnşallah. Temelimiz o yönde. Burada bulunduğumuz her şehirde, her alanda özellikle burada doğup büyüyenler siyasete atılsınlar. Yani toplumun her alanında güçlü bir birliktelik olursa bence diasporamız oradan başlar. Çünkü ilk gelen nesil ne yazık ki ekmeğinin derdinde sadece işe evden işe giderek hep o şartlarda çalışmışlar ama yeni nesile bunları aşılamamız lazım yani. Bütün bayram Ramazan bayramı boyunca da Finlandiya'nın Vantaa Länsimäki Camisi'ndeyiz. Şu anda Zeki hocamızla bayramlaşmak istiyoruz. Hocam iyi bayramlar diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum Kadir Bey. Ben burada Finlandiya Diyanet Helsinki Camimizden Finlandiya'da yaşayan bütün vatandaşlarımın bayramını kutluyorum. Hasreten ülkemizin güzel insanların bütün bayramlarını kutluyorum. Rabbim nice nice hayırlı, huzurlu, bereketli bayramlara kavuştursun, ulaştırsın inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sıradaki Engin abimiz var. Siz neler söyleyeceksiniz? Bütün İslam alemin bayramını mübarek olsun. Herkese selamlar inşallah. Sayın üyelerimizden Nurullah Bey beraberiz. İyi bayramı diliyorum Nurullah Bey. Cümle İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sizin neler söyleyeceksiniz? Hayırlı bayramlar diliyorum. Öncelikle tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Biz de Finlandiya'da gurbetteyiz ama böyle insanlarla, arkadaşlarla inşallah güzel geçiyor. Türkiye'deki ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sayın abicim, sizin de iyi bayramınızı diliyorum. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun öncelikle. Bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim bu bayramı ümmete rahmet kılsın. Filistin'deki kardeşlerimize Rabbim rahmet kılsın inşallah. Ve buradayız, Helsinki'deyiz. Diyanet Camisi'ndeyiz çok şükür. Bütün insanlar burada toplanıyor, burada istifade ediyor. Yani herkes burada birbirini görme fırsatı buluyor. Bugün bizler de buraya geldik, birbirimizi gördük. Çok güzel oldu. Yani güzel bir bayramlaşma yaptık. Yani çok güzel geçti yani. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim üstadım. Buyurun Temel amcım, neler söyleyeceksiniz? İyi bayramlar dilerim. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Teşekkürler. Süleyman amcım, sizin neler söyleyeceksiniz? Tüm İslam alemine Allah bu bayramda huzur, sağlık, sıhhat, afiyet ve barış getirsin inşallah. Hayırlı olsun. Ben de buradaki Diyanet Camilerimizi bayramı mübarek diliyorum. Bütün Ramazan boyunca kadar ben de bu sene ilk defa yani bu sene tüm Ramazan bayram boyunca kadar oruç boyunca kadar teravih namazımı kıldım. Allah kabul etsin. Hayırlı bayramlar diliyorum.
medyadan devam ediyoruz. Ve Necekem ve medyanın videolarını izlemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bayramınız kutlu olsun. Herkese buradan, herkese, kameranın arkasındakilere, herkese iyi bayramlar diliyorum. Türkiye'ye selamlar. Bayramınız kutlu olsun. Tüm Türkiye'nin bayramını kutlu olsun. Söyle. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. Hadi görüşürüz. Bütün Ramazan ülkelerimize bayramımız kutlu olsun. Bayram hakkında nasıl bir gününüz geçiyor? Yani bence çok güzel bir gün. Bugün her yere gidebiliriz. Kapı kapı dolaşıp şeker toplayabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz bayramdan? Kapı kapı şeker toplayamayız çünkü. Kapı kapı şeker toplayamayızsınız. Çünkü hafta sonu. Ay hafta sonu diyor. Yurt dışındayız ve herkes Hristiyan. Gavur. Olsun, yine de buradan Türk kardeşlerimize, Türk arkadaşlarımıza, Türk abilerimize, ablalarımıza yine de bütün Türk bayramımız kutlu olsun. Bayramdan bir şeyler söylemek ister misiniz? İyi bayramlar. Bu bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Evet, buradan da hepimizden bayramın kutlu olsun şeyi. Ve şimdi buradan Tolga Hanım'a veriyoruz. Gel bakalım. Medyaya çıkacak bu. Hadi bakalım. Hadi lan. Herkesin bayramı kutlu olsun diyebiliriz. Herkes, bütün Samsunluların herkese bayramı kutlu olsun. Telefonu, ya, telefonu Samsung olan kişilere çok sevinsinler diyor. Bence telefonla ilgili hiçbir şey gerek yok. Bayram bununla ilgili değil ama bayramın eğlencesi var. Hayır. Şampiyon cimbom. Allah Allah Allah. Medyadan da bir cimbomba puanı geldi ve burada kesiyoruz. Tabii ki de kesmiyoruz, tabii ki de kesmiyoruz. Şampiyon Fenerbahçe. 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 Anne. Anne. İbu. Hadi. İbu.